geldi galiba. Hoş geldiniz. Zehra Hanım da sizi bekliyordu. Hoş geldin Onur. Hoş geldin kankacığım. Selin ne saçmalıyorsun? Ne kankası ya? Merhabalar Onur Bey. Merhaba. Ay Zehra, inandırıcı olsun diye çiçek bile almış. Şişt, biri duyacak. Ne yapıyorsun ya? Onur şöyle ortada kaldık. Hadi şöyle içeri geçelim. Kızlar bu arada çok güzelsiniz ha. Teşekkürler. Ben dedeme haber verip geleyim, siz de şöyle geçin diyeceğim ama amcamlar da orada. Aman bak, amcanları falan karıştırma. Zaten heyecanlıyım. Sen git dedin Şahram'a. Tamam, siz sohbet edin, ben geliyorum. Hanımefendi merhabalar. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Senden yardım isteyen mi oldu gerizekalı? Hangisi? Şu dedeciğim. Dedeciğim. Hiç diyorum aşağı şey etmesen de yukarı gelse burada sakin sakin. Buraya gelecek. Damat. Benim yatak odama. Sen ne diyorsun ya? Hadi in bakayım aşağı. Ben de geliyorum hadi. Zamanı gençliğine alışık. Onurcuğum. Onur. Dedem geliyor. Bak ne diyorsa utanıyormuş, çekiniyormuş gibi yap, tamam mı? Oh, vay alçak herif. Aslı, ya sen ne arıyorsun burada? Bana bunu nasıl yaparsın? Ne yaptım ben sana ya? Beni aldattın. Ne? Onur sen bana sevgilim yok demiştin. Kanka oldu mu şimdi bu yaptığın? Ya arkadaşlar tamam. Tamam bir sakin olun. Ya sen manyak mısın? Seninle ayrıldık biz ya. Ne aldatması? Tam bir yıl oldu. Senin kafa gitmiş. Hanginiz Zehra? Hanginiz Zehra söyleyin. Aslanım bakın durum sandığınız gibi değil. Aa, Zehra bu değil mi? Sen sus. Benimle konuşmaya hakkın yok senin. Aslanım sessiz olur musun? Bağırmayın lütfen. Dedem duyacak. Aa, duysunlar cümle. Ya ne aldatması ya? Dur bir sus anlatacağım tamam mı? Sakin ol. Ne anlatacaksın zaten merak ediyorum. Takımlar giyilmiş, çiçekler alınmış. Bir kez bile beni istemeye böyle gelmedin be. Ya tamam bak sus rezil ettiğimizi ya. Tamam sus her şeyi anlatacağım tamam mı? Ama önce şu sesini kes. Onur. Zehracığım bırak anlatsın başka çaremiz yok. Zehra'nın dedesi ölmek üzere. Ve onun son isteği de torununun evlendiğini görmek. Ee, Zehra'nın dedesini mutlu etmek için buradayım. Sahte damadım işte anlasana. Oyun bu, sahte damat o. Evet, hepsi bir oyun. Oyun. Ya adam mutlu gitsin diye uğraşıyoruz. Yani şimdi siz ikiniz. Evet, aynen öyle. Siz beni aptal mı sandınız be? Çocuk mu karşınızda sizin? Sahte damatmış, dedesi ölecekmiş. Ne bu kibazelik be? Nasıl oldu iyi mi? Vay 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 vay. Leonardo DiCaprio görse ağlar şu yakışıklılığa bak kardeşim. Ünlü ne oldu lan? Önemli bir şey değil ya. Ulan nasıl unuttum? Neyi unuttum be oğlum? Dur bir saniye. Sen beni biraz burada bekle. Ben hemen geliyorum. Vay 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 romantik haller hadi.
Zehracığım bir sorun mu var? Yok. Bir savruk aile, her şeyi ben mi toplayacağım ya? Kimsin sen? Niye öyle avaz avaz bağırıyorsun? Bence bunu torununuza sorsanız daha iyi edersiniz beyefendi. Ne saçmalıyor bu kadın? Dedeciğim şey... Ne şeyi? Ne diyor bu kadın? Dedeciğim... Bu... Bu yoksa... Damat bu mu ha? Hayır bu. Adamını eve alırsanız olacağı buydu işte. Ya Zehra, ne oluyor bir şey de? Efendim, cümleten tekrar hayırlı olsun. Aşkım, hadi gel biz gidelim. Gel, senle şöyle bir erkek erkeğe görüşelim. Buyurun Ziya Hocam, buyurun, buyurun. Evet Zehra. Şey dedeciğim, şey oldu. Dedeciğim ben de kalsam olur mu? Biz erkek erkeğe görüşeceğiz. Evlenmeye karar verdiğin adamla biraz konuşmak istiyorum. Zehracığım ne oldu? Deden her şeyi öğrendim yoksa? Ben de bilmiyorum senin.
Evet Ziya Hoca. Sizi dinliyorum. Bana neler olduğunu anlatır mısınız lütfen? Bir bilsem anlatacağım da ben de bir şey bilmiyorum ki. Efendim, yani... şimdi nasıl desem... yani benim için de şey oldu. Rahat olun lütfen. Utanmaya, sıkılmaya hiç gerek yok. Bakın, Zehra benim her şeyim. En değerli varlığım. Benim için hayattaki en değerli şey onun mutlu olması. Anlıyorsunuz değil mi? Tabii efendim, tabii ki. Anlıyorum. Anlıyorum Ekrem Bey. Beni sakın yanlış anlamayın Ziya Hoca. İki yetişkin insansınız. Aldığınız bu karara saygı duyuyorum ama sormak zorundayım. Ne zaman tanıştınız, ne zaman buna karar verdiniz? Kabul edin ki bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Tabii, haklısınız efendim. Yani benim için de... yani şey... bizim için de... sürpriz oldu. Ama oldu. Tabii nasıl oldu... ben de anlamadım. Her şey bir anda oldu yani, ha? Evet, öyle de denebilir tabii. Zehra, hiçbir şey duyamıyorum. Sen duyuyor musun? Duyamıyorum ben de. Onu seviyor musunuz? Evet. Zehra'yı seviyorum efendim. O ilk gördüğüm an zaman durmuştu benim için. Yapraklar kımıldamıyordu. Rüzgar yerini sessizliğe bırakmış, bulutlar gökyüzünde asılı kalmıştı. Sadece delicesine atan kalbimi hissediyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Ruhum neden onun gözlerinde tutsak olmuştu? Bilmiyordum. Efendim ben de... yani hayatımda ilk defa... birine aşık olduğumu fark ettim. Ne yapıyorsun be oğlum? Ortada daha ne dönüyor tam olarak bilmeden... bütün duygularımı döktün ortaya be. Oldu olacak, kızı da işte de tam olsun bari hıyar. İlk bakışta aşık oldunuz yani, ha? Evet efendim. Dedemle ne konuştunuz? Zehra, gel bakalım biraz seninle konuşalım. Hadi gel. Kızım, çık diyorum, çıkmıyorsun. Gel diyorum, gelmiyorsun ya. Gel bakayım. Anlat bakalım Zehra. Bu iş nasıl oldu? Hangi iş? Ne nasıl oldu dedeciğim? 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ne zaman tanıştınız, ne zaman birbirinizi sevdiniz? Şaşırdım. Ziya Hoca'ya sordum. İlk görüşte aşık olduğumu söyledi. (Gülüyor)
Ziya Hoca mı söyledi? Yok, muhtar. Ne dedi? İlk görüşte aşık oldum dedi. Yoksa sen de mi onun gibi ilk görüşte aşık oldun ha? Öyle oldum. Aynen öyle oldum dedeciğim. Ziya Hoca ne olduysa ben de onun aynısından oldum. Neden daha önce söylemedin bana bunu? Çok hızlı gelişti. Öyle birdenbire oldu ki dedi, inan ben de anlamadım. Ya. Ziya Hoca'yı yolcu edeyim ben, ayıp olmasın müsaadenle dedi. Zehra, neler oluyor? Ablacığım anlatacağım, geliyorum. Aşkın gücüne bak. Zehra ablayı bir hoca peşinden koşturuyor vallahi. Yasemin. Ha, siz böylesiniz işte. Böyle bir ailesiniz Ferruh. Kim kime dumduma. Dedeciğim neler oluyor? Bunlar birbirlerini seviyorlar. Zehra'yı odada tutamadım. Ziya Hoca'nın peşinden koşup gitti. Yani senin anlayacağın aşk bacayı sarmış. Nasıl yani? Zehra şimdi hocayla mı evlenecek? Yok. Yok canım, olmaz öyle şey. Ben çok mutluyum. Ay yok, seni almıyor. Anne, Çağatay bana kalacak, bana. Ay Melis, beni öldüreceksin vallahi. Almıyor şurası. Kızlar, hadi bakalım mutfağa. Hadi işinin başına. Sen de Şehnaz. Hadi, laf dinlemeyi bırakın artık. Hadi be oğlum, nerede kaldın be ya? Oo, iyice ayar oldum ha. Hocam beni ikinci kez yine kurtardınız. Önce şehir eşkıyalarından, şimdi de... Olsun canım, rica ederim. Benim yüzümden yalan söylemek zorunda da kaldınız. Yalan? Dedeme ilk görüşte aşık oldum demişsiniz ya, onu söylüyorum hocam. Günah soktum sizi. Yok, yani öyle düşünmeyin. Biliyor musunuz, aslında Cansimide oldu benim için bu. Çünkü sizden kopya çektim. Dedem sorunca ben de ilk görüşte aşık oldum dedim. İnanamıyorum kendime. Önemli değil. Biliyorum, sizinle sahte evlilik fikri bile saçma tabii. Ama mecbur kaldım. O kız orada her şeyi mahvedecekti. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizi elinizde öyle çiçekle görünce...
çaresiz kaldım. Hayır bu dedim. Size aşık olduğumu söyledim ya. Var mı ötesi? Ağlanacak halime gülüyorum. Farkındayım ama... Çok komik. Çok özür dilerim. Sorun değil tabii. Zehra! Hocam sonra konuşuruz. Yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Siz çok farklısınız. Çıldırdın mı? İyi misin? Saçma olan ne ablacığım? Aşk, evlilik, hepsi. Dedeme soruyorum, aşk bacayı sardı diyor. Nasıl bir aşkmış bu ya? Ay ne saçma aşk bu? Aşk olsun ablacığım. Saçma aşk mı olurmuş? Ya ne diyor bu? Aşk diyor. Allah Allah ya. Ay ne kadar rahatsınız. Zehra, sen düşündün mü? Yani bu kararı verirken bizi, çevreni falan düşündün mü? Yok, bence düşünmedin. Ama bir düşünsen iyi edersin. Zehra, ne oldu? Meraktan çatlayacağım. Ziya Hoca yalan söyleyerek yine kurtardı beni. Ne yalanı? Aşk yalanı. Aşk yalanı. Hadi. Ablaya bak sen ya. Benimle sahte evliliği bile kendine yakıştıramıyor. Ulan bir kere ben seninle evlenmek istiyor muyum ya? Sen kimsin? Can simidiymişim ha? Sen görürsün simidi. Hocam hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Çocuklar olayı anlatınca herkes camiye toplandı hocam. Para ne zaman dağıtılacak diye soruyorlar. Şu mesele. Evet tamam, o zaman siz beklemeyin beyler. Gidin, ben de birazdan gelirim yani. Hocam bir soru sorabilir miyim? Allah aşkına Hicabi abi, şu an hiç soru kaldıracak durumda değilim lütfen. Tamam, biz gidelim hocam. Buyurun. Hadi Hicabi. Tamam, hadi görüşürüz. İyi geceler hocam. İyi geceler. İyi akşamlar hocam. Şevket, benim camiye gitmem lazım. Zaten moralim sıfır, ben hiçbir yere akamam. Duydun mu lan? Ay, bugün atlattım ya. Daha da ölmem. Şimdi ne yapacağız peki? Vallahi Zehracığım, bana sorarsan Ziya Hoca sahte evlilik için en uygun aday. Saçmalama. Zehracığım, sahte evlilik planımızda en korktuğun şey neydi? Sahte damadın sana aşık olmasıydı. Sonra da senden yüz bulamayınca dedene her şeyi anlatması değil miydi canım arkadaşım? Hı, zaten Ziya'cı sana aşık falan olmaz. Değil mi? Hı. Ne bileyim, olmaz mı? Olur mu? Olmaz. Kızım niye olsun ki? Yani adam kendi çevresinden birini bulur, evlenir işte. Ayrı dünyaların insanıyız da zaten. Yani. Aynı. Hı. Bence de. Şevket, duydun mu beni?
Ben camiye gidiyorum. Şevket, içine mi düştün? Ses ver be oğlum. Senin oğlan fena adammış. İyi akşamlar hocam. Bir sorun mu vardı hocam? Yok, bir sorun yok. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım ben. İçeri damsız alamıyoruz hocam. Kusura bakmayın. İçeri damsız alamıyorsunuz. Niye acaba içeriye damsız alamıyorsunuz kardeşim? İçerideki bayanlara rahatsızlık veriyorlar hocam. Buyurun hocam, buyurun. Sağ ol bebek. Gel bakayım. Gel. Allah'ım şu telefonunu bir aç ya. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam size de. Hocam ne iş? Yolunuzu mu kaybettiniz? Yok kardeşim, yolumu kaybetmedim ya. Bir arkadaşa bakıyorum da. Hocam sizin arkadaşlar burada bulunmaz. Siz başka yere bakın. Ah tamam, dur. Buldum ben. Sen sıkıntı yapma. Şişt, Rafet. Rafet, Şevket'i gördün mü oğlum? Kim soruyordu? Benim lan, ben kertenkele. Abi, sen misin? Benim oğlum, ben. Şevket nerede Rafet? Geldin mi buraya? Abi, Şevket biraz önce buradaydı. He? Sonra avucum kaşınıyor, kumar oynayacağım deyip çıktı gitti. Şevket. Ulan Şevket. Ulan Şevket. Polis, kes müziği. Kimlikleri alalım. Çıkarın kimlikleri. Çıkar, çıkar, çıkar. Mekan sahibi gir. Mekan sahibi gelsin. Çıkarın. Şöyle alayım size. Kay. Kal. Gidiyorum. Boşalt. Hocam sizin ne işiniz var burada? Ah sorma memur bey, sorma kardeşim. Ya ben yolda yürüyordum aslında. Yani birdenbire insanlık hali işte. Sıkıştı derdim. Bir gideyim hacet yapayım dedim. Ama ne mümkün arkadaşım, ne mümkün. Ne sifonda su var, ne musluktan su akıyor. İnsan burada tuvaletini yapamaz yahu. Yani neyse. Sizin de kafanızı şişirmeyin. Bir sürü işiniz vardır. Hayırlı vazifeler efendim, hayırlı vazifeler. Hadi. İnsan şuraları bir temizler ya. Zehra, hadi kalk konuşalım. Ya Selin, bir otur dur. Yok Allah. Bu saatte olmaz, ayıp. Yarın konuşuruz. Zehracığım, bu işin yarını varını olmaz. Ya deden sabah uyandığında her şey öğrenirse? Allah korusun. Öyle olmuyor canım benim. Kalk gidip konuşuyoruz. Hayatım. Ziya Hoca niye kabul etsin ki bunu? E bugüne kadar ne güzel idare etti işte. Öyle devam ettirir. Uf. İyi de bunu ondan nasıl isteyeceğim? Adam benim için yalan söyleyip yine günaha niye girsin ki? Zehracığım, zorda kalana yardım etmek sevap olmasaydı sana aşık olduğu yalanı da uydurmazdı. Yani kusura bakma. Hem sen hocadan daha mı iyi bileceksin? Karışma hocanın işine. Hadi kalk gidiyoruz. Ay ne diyorsun sen? Hadi, neye hadi karışıyorum ya? Kalk hadi canım. Ya kalk. Kalk. Hadi yürü.
Ulan Murtaza, işin gücün var ya telefonda oyun oynamak ha. Yok mu oğlum? Hanım memleketten oğlunun videosunu göndermiş, onu izliyorum. Hadi ya, göster bakayım. Bu bir hafta da gitsin, bir hafta kumarhanede kapamak iş almayacağım. Bardak abi, onda güvenlik görevlisi olarak mı çalışacağım? Doğru düzgün bir iş bulsak bari. Bakalım ya şöyle. İyi akşamlar. Hoca efendi, hayırlar olsun. Yolunu mu kaybettin? Evelallah. Pusulamız var bizim evlat. Ve yolunu kaybeden bir arkadaşımıza ışık tutmaya geldik. Kolay gelsin. Sen kalk da başkası otursun. Kardeşim, hoş geldin kardeşim. Bırak lan bırak. Ne hoş geldin, ne kardeşin? Paralar nerede şirket? Sakın. Bana sakın bütün parayı kaybettim deme. Aşk olsun kardeşim. Bütün parayı olur mu ya? Bir kısmı. Bir kısmı ne? Şevket, bu mu lan paranın bir kısmı? Ben bütün mahalleliğe ne diyeceğim şimdi? Kardeşim, yolda kızlarla karşılaştık. Oturduk bir şeyler içelim falan derken hesap mesap ödedim. Baktım paranın aslı bozuldu. Bozulan kısmı ben burada telafi edeyim diye geldim. Yoksa biliyorsun, tövbeliyim. Hayatta gelemem ya. Tövbeliyim işte. Senin tövbeni de biliyorum ben. Seninle sonra konuşacağız Şevket. Sonra. Ey Allah'ım. İyi günler beyler. Bol şans. Bol şans. Şimdi arkadaş bir hata yapmış. Kendisinin olmayan, hayır için dağıtılacak bir parayı burada çarçur etmiş. Sizden ricam, paraları bana bir geri verseniz de ben de o parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtsam olur mu ya? Neyse ya, iki saattir ne anlatıyoruz biz? Anlattık işte, hayırlı bir iş diyorum yani. Paraları bir verseniz olmaz mı? Olmaz hocam. Sen paraları ütül, sonra dışarıdan hoca bul, gel paraları geri iste. Sen bunu nerede öğrendin koçum? Aman Şevket. Tövbe tövbe, tutucunu tut. Şimdi yandınız oğlum şimdi. Kardeşim sahalara geri dönüyor. Kollayın kendinizi. Sus. Kardeşim ben de bunlar. Rahat ol. Kardeşim şöyle. Sermayemiz de var. Dağıtın, dağıtın. Aman hoca efendi. Günaha girmeyesin sonra. Yok, günaha girmem ben kardeşim. Sen devam et. Hocam hatta bizi de günaha sokma. Bizim senin parana ihtiyacımız yok. Sen bize dua et yeter. Güzel kardeşim. Kimin günah işleyeceği hiç belli olmaz bu alemde. Hadi buyurun beyler. Thank you.
Yok galiba. Baksana ışık falan da yanmıyor. E nereye gitti ki bu saatte? Ne bileyim nereye gitti. Ziya Hoca'ya mı baktınız Zehra Hanım? Evet. Az önce gitti. Namaza mı gitti? Namaz mı? Ne namazı senin hanım? Bu saatte namaz mı olur? Yatsı bile çoktan kılındı gitti. E bir sonrakine gitmiştir. Selin'ciğim. Bir sonraki namaz sabah namazı. Ay ne bileyim Zehra karıştırdım. Ne yapacağız şimdi? Telefonu yok mu sende? Yok. Yok mu? İnsan evleneceği adamın numarasını almaz mı Zehra'cığım? Sen hiç komik değil. Gerçekten şaka kaldırabilecek durumda değilim lütfen. Tamam tamam. Sustum vallahi. Arttırıyorum. Pas. Gördüm. Bu iş bu kadar. Çocuk genç arkadaşlarına söylemedin mi sırrını beklemen gerektiğini ya? Nasıl? Şevket, yaparsın. Bu akşam benim masada söylediklerim niye anlaşılmıyor? Kardeşim? Kardeşim diyor ki sırrını bekle. Heh. Buyurun beyler. Koydu çocuğu be! Gol! Vurdu gol oldu! Zengin olduk be kardeşim. Bu ne şans be ya? Sen ne adamsın be kardeşim ya? Büyücü müsün be? Bu ne şans ya? Doldur, doldur, doldur. Ne yapalım beyler? Bu işte birazcık kısmet işi. Nasip kısmet. Tamam Şevket, tamam. Bu kadarı yeter. Oğlum onlar kaldı. Ya bu kadarı bize yeter. Gerisin arkadaşlar kendi aralarında pay ederler artık. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorum Şevket? Bağırıp durma burada. Kardeşim bu paraların hepsini kazandın oğlum sen. Bize bu kadar lazım. Al çantayı, ver cübbeyi sarı. Oğlum sen ne garip bir adamsın be kardeşim. Ya hadi hadi hadi. Ya çok teşekkür ederim herkese. Çok güzel, keyifli bir geceydi. Ama işte her güzel şeyin de bir sonu var değil mi? İyi geceler. Güle. Şevket. Bir deste al seni be. Nasıl hoca lan bu? Adam bize acımasaydı donumuza kadar soyardı. Yine de kazandığının bir kısmını bıraktı. Allah razı olsun. Tek şeker attım. Simit yok mu? Yok Şevket. Allah Allah. Ya sabaha kadar senin şu karıştırdığın mevzuyu düzeltiyorum. Hatırına çay getiriyorum, simit yok mu diyorsun? Vallahi çok değiştin Şevket sen. Vallahi çok değiştin ya. Evlilik beni bozdu kardeşim. Kes lan. Bekar halini biliyorum senin. Yok vallahi bak evliliğin çok etkiledi ya. Şevket bana evlilik mevlilik deme. Vallahi sinirlerim tepemde. Burada seni yerle bir ederim ha. Niye? Ne demek niye? Hatuna bak. Sahte evliliğe bile layık görmüyor bizi ya. Kardeşim ben senin gözlerinde gördüm. Sen bu hatuna vurgunsun. Niye inkar ediyorsun şimdi bunu? Kes. Sanki bir şey biliyormuş gibi. Tatava yapma. Kardeşim, şimdi bu paranın harbiden hepsini sen dağıtacak mısın? Evet Şevket. Paranın hepsini dağıtacağım. Kuruşu kuruşuna. Ne oldu? Ya böyle kendimize de hatıra sayılır cüz'i bir rakam ayırsaydık şuradan şöyle. Şevket sen o hatıra sayılır cüz'i bir rakamı kendimize ayırma işini dün gece tükettin kardeşim. Anladın mı? İç çayın abi. Sen de çok değiştin. Bu kıyafet seni de çok değiştirdi. Ne demek kaçırmak istediler ha? Tüm bunlar be! Ben de bunu bulmaya çalışıyorum efendim. Ah! İş sana kaldıysa yandık zaten. Ama Ekrem Bey. Ha ha ha.
peşinde. Hatta hiç camdan falan kaç. Öğrendim. Bittim. Bir dakika. Bittim. Ekrem Bey sizi çağırıyor. Hemen gelsin dedi. Ben hemen üzerimi değiştirip geliyorum. Ne yapacağız? Sakin. Öğrendim. Tamam bırak. Öğrendim. Bitti. Sakin. Bir şey yok. Sen bize sakin. Ne oldu? Zehra sakin. Tamam. Bir dakika dur. Düşünüyorum, evet. Nerede bu kız? Hala gelmedi. Ne oluyor Allah'ınızı severseniz? Bana niçin bu kaçırılma olayını anlatmadı bu kız ha? Kaçırma mı? Kimi kaçırmışlar baba? Melis mi? Melis! Melis kızım! Melis! Melis! Ne oldu? Bunu benden nasıl saklarsın Zehra? Dedeciğim, ben çok korktum seni üzmemek için. Sana çok kırgınım. Dedeciğim. Dedeciğim. Her şeyi baştan anlatacaksın. Seni kim kaçırmaya çalıştı? Çabuk söyle! Dedeciğim, sen buna mı sinirlendin? Lafı hiç dolaştırma. Bunun için bana söylemedin. Seni üzmemek için dedeciğim dedim ya. Ne istediler senden? Ben de bilmiyorum. Şehir eşkıyaları işte. Sağ olsun Ziya Hoca kurtardı beni. Tekme tokat girdi o iki şehir eşkıyasına da. Hangi Ziya Hoca? Bizim Ziya Hoca. Bizim hoca? Kara sakal. Evet. Hacı. Hı. Elleri dert görmesin. Allah ondan bin kere razı olsun. Enişte hani kimseye söylemeyecektin, aramızda kalacaktı. Bak olay nasıl büyüdü görüyor musun? Zehra Ziya Hoca'nın ifadesini almaya gelince... Zehracığım. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Müstakbel damadımın hakkını ödeyemem. Ne damadı? Hangi damadı? İşte Zehra o adamla evlenecek herhalde. Çok aşık olmuş. Kimle evlenecek? Ziya Hoca. Ne? Aha. Seni kurtarmaya çalışınca sen o zaman aşık oldun ona. Saçmalamayın işte. Ya ben bu aileden değil miyim? Aşk olsun Zehra. Bunu niye söylemiyorsun ya? Neyse, ifadesini alırken tebrik ederim. Çağıralım o zaman Ziya Hoca'yı buraya. Bahtiyar. Buyurun Ekrem Bey. Git, müstakbel damadımı buraya davet et. Emredersin. Çağatay, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır abi? Mekan değiştirmişsin. Tedbiri mekanda ferahlık vardır derler. Ben bu çatal bıçak setine dayanamıyorum artık. Bu olaydan sonra ben de böyle takılır oldum. Aferin Çağatay. Bizim çocukları bayağı iyi benzetmişsin ya. Bir süre pipetle besleneceklermişler. Hastanelik olmuşlar. Senin de elin ayarı çokmuş koçum ya. Nasıl? İşe yaradın bari ha? Kenan Bey, adamları ben dövmedim. Ne demek şimdi bu ya? Kim dövdü? Ben tam dövecektim. Araya biri girdi. Ne demek şimdi bu ya? O dövdü abi işte. Ulan Çağatay, bak biz sana sen döv diye adam gönderiyoruz. Sen gidip başkalarına dövdürtüyorsun. Kim dövdü ya? Kim lan bu? Kenan Bey, ben dövdürmedim. Adamın biri kendiliğinden geldi, girdi, dövdü. Ulan bana bak, benim adamlarımı benden izinsiz dövecek adam daha anasından doğmadı. Kim lan bu? Cübbeli, sarıklı bir hoca. Ne? Hoca mı?
Selin, ah Selin. Adamın başına ne işler açtık. Arkasına bakmadan kaçıp gitmezse iyidir. Vallahi Zehra'cığım o değildi. Böyle herkesi görünce bir pot kırmasın. Ay sağ ol Selin ya. Bayağı içimi rahatlattın. Zehra, siz ne fısıldaşıyorsunuz öyle? Bir şey değil yenge, işle ilgili. Ekrem Bey, affedersiniz efendim. Ziya Hoca henüz gelmemiş. Nerede acaba? Bir işi çıkmıştır dedeciğim. Yok, şimdi benim içime sinmedi bu iş. Dün tebrik etmek yerine onu savcı gibi sorguladım ya, o gönül koydu buna. Sen en iyisi bir ara. Görüşmek istediğimi söyle. Nişan, düğün işlerinde görüşürüz. Hı? Arasana şu müstakbel damadımı kızım. Evet Zehra, ara. Hem böylelikle ben de ifadesini almış olurum. Hadi arasana kızım. Arayamam. Arayamam çünkü hani şimdi yengem sordu ya ne konuşuyordunuz diye Selin'le. Ha tam ben konuşuyordum aslında. Şarjım bitti. Şarj. O zaman benim telefondan ara. Al. Benim bitmedi canım şarjım. Onun şarjı bitti. Benim biter mi? Onun bitti. Benim bitmedi. Ama ben bir an önce müstakbel damadımla konuşmak istiyorum. Hale, deden bu evlenme mevzunda gayet ciddi sanırım. Baksana damadın falan diyor. Niye demeyeyim? Rahatsız mı oldunuz mu sen efendi? Ha? Yok, estağfurullah. Neden rahatsız olayım? Vallahi şöyle ilk defa içime sinerek böyle dolu dolu damat demek istiyorum. Zehra'cığım ben dışarıda bekliyorum seni. Merhabalar Selin, Selin Hanım. Selin sadece. Notlarımıza bakalım. Problem yok. Düzeltiyorum. Merhabalar Selin Hanım. Ne vardı? Hayırdır? Gergin gördüm sizi biraz. Ne alakası var ya? Gergin falan değilim. Bakın işte gerginsiniz. Ama ben nedenini biliyorum. Neymiş o? Dün yaşadığınız saldırı. Ama endişelenmeyin. Bunu aşacaksınız. Bunu birlikte aşacağız Selin. Birlikte? Evet. Bakın memur bey, kaç kere söyleyeceğim. Saldırıya ben uğramadım. Arkadaşım uğradı, arkadaşım. Allah'ım ya, çattık. Ama kendinize haksızlık ediyorsunuz. Nasıl haksızlık ediyormuşum acaba? Saldırı anında eğer siz arkadaşınızın yanında olsaydınız, siz saldırıya uğrardınız. Onun yüzüne kimse bakmazdı. Nedenmiş o? Çünkü siz daha güzelsiniz. Hey Allah'ım ya. Ve bu güzelliğiniz dış dünyadan tehlikeleri sizin üzerinize çekiyor. Ve ben sizin yakın korumalarınızı yapmak istiyorum. Hatta bu isteğimi dile getiriyorum. Yakın korumalarınızı yapacağım Selin Hanım. Hiç gerek yok. Gerçekten teşekkür ederim. Çaktık manyağın tekine ya. Peki. Zehra nerede kaldın? Hadi tatlım gidelim. Görüşürüz. Levent. Ne yapıyorsun sen orada? Tamam, tamam amirim. Ben arabaya geçiyorum. Geç arabaya, geç. Tamam, tamam. Karıcığım. Eve geleceksin değil mi? Vallahi bilmiyorum Ünsal. Çok kırdın sen beni. Biliyorum. Senden çok özür diliyorum. Sana söz veriyorum. Seni bir daha kırmayacağım. Gerçekten. Söz.
Hı? Yani... Affedersin, affedersin. Efendim? Amirim, pasaport Çengi'nin yarın ülkeye giriş yapacağını öğrendik. Eski ve yeni adresini derhal ablukaya aldık. Tamam, ben de geliyorum. Yakaladım seni kertenkele. Ay inanamıyorum sana Ünsal ya. Ama hayatım kesin bilgi geldi. Kertenkele pasaportçuya gidecekmiş. Ay hala kertenkele diyorsun ama. Ama karıcığım. Yok sen sakın bir daha beni buradan almaya gelme tamam mı? Bana bir daha karıcığım da deme Ünsal. Boş verin bende kalırsınız. Sen ne yapıyorsun lan orada? Bin arabaya. Arkadaşlar, arkadaşlar olur mu öyle şey? İftira atmayın, yazıktır, günahtır. Ne iftirası Halil Bey? Sizin hoca dediğiniz adam paraları aldı, uzadı, gitti. Durun bakalım ya, hemen öyle ortalığı yangına çevirmeyin ha. Arkadaşlar, arkadaşlar kulağınızı açın beni iyi dinleyin. Sizin bu hoca sandığınız adam kim bilir şimdi nerede sizin paralarınızı çatır çatır yiyor. Doğru söylüyor. Evet. Anne, ne oluyor burada? Niye toplandı bu insanlar? Ziya Hoca'yı bekliyorlar. Arkadaşlar. Hoca ihtiyacı olanlara para dağıtacakmış. Hocama iftira atıyorsun. Annem, sağ elin verdiğini sol el bilmemeli. Ay yaygarayla böyle insan mı yardım mı yapar? Ya kızım sen de hoca ne yapsa eleştiriyorsun ya. Gelişen dedi, söz ver. Ne yapacağız şimdi Selin? Dua et de Ziya Hoca'yı bir an önce bulalım Zehracığım. Canım, adamı bulduk diyelim. Ya evlenmeyi kabul etmezse o zaman ne diyeceğim ben dedeme? Bir erkeğin seni kolay kolay reddedeceğini sanmıyorum Zehracığım. Hoca bayılır yani. Ay çok içimi rahatlattın Selin'cim, sağ ol. Bizim paralarımızı yiyor abi. Haklısın abi. Çocuklar da sözünü durma. Sıraya koy. Soluyu karıştırdınız ya. Oğlum. Ya sen ne yalancı bir adam. Ne ya? Sıraya koy. Soluyu karıştırdınız ya. Zehra Hanım, Ziya Hoca'yı gördünüz mü? Hayır, görmedik. Biz de ona bir şey sormaya gelmiştik ama... Hayırdır, ne bu kalabalık? Ziya Hocamı bekliyorlar. Hayırseverin biri Ziya Hocama fakir fukaraya dağıtmak için 500 bin lira verdi. Buradaki kalabalık da paranın dağıtılmasını bekliyor. Bak gördün mü? Ziya Hoca yardım etmeyi seviyormuş. Bizi yardım etmeyecek. Kaç kişi verecek? Yaşlı başlıyor. Hey millet! Beni bir dinleyin. Sizin bu evliya sandığınız adam şu an sizin paralarınızı yiyor. Doğru söylüyor. İftiracı rezil. Hoca çarpar seni inşallah. Olmayın. Beni dinlerseniz şimdi hep beraber karakola gidelim ve bu terbiyesizi yakalattıralım. Pardon, ne diyor bu adam? Merak etmeyin, Allah'ın izniyle Ziya Hocam bu iftirayı temizleyecektir. Eğer bu doğruysa var ya, yemin ediyorum dedem kalpten gider. Ne yapacağım ben? Ay aman Allah korusun. Değildir. Değildir. Hoca geliyor. Ziyakçılık geldi. Ziya Hocam gel. Hocam geldi, hocam geldi. Ahlak, ahlak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya biraz işim vardı da geciktim o yüzden. Bu masa ne Halil Efendi? İhtiyaç sahipleri için yardım masası hocam. Ya olur mu öyle şey Halil Efendi? Kaldırın şu masayı. Ya yardım dediğin kimseye çaktırılmadan yapılan bir şeydir. Al. İhtiyaç sahiplerini belirleyin. Çaktırmadan evlerine gidin teslim edin. Tamam hocam merak etme sen. Rica abi siz de yardım edin Halil Efendi. Tamam hocam. Tamam. Hadi herkese söyleyelim. Yavaş yavaş dağıtalım. Dağılalım arkadaşlar. Dağılalım arkadaşlar. Hocam.
Buyurun Zehra Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Hocam... Teşekkürler Seval Hanım. Bir şey değil hocam. Teşekkürler. Buyurun. Hocam ben dedemin duymasını hiç istememiştim ama eniştem söylemiş. Size bir teşekkür etmek istiyor. Rica ederim canım, yani teşekküre gerek yok. Kim olsa aynı şey yapardı. Yani tabii. Hocam da beni kurtardığınızı öğrenince sizi iyice benimsedi. Damadı olarak görüyor. Şimdi ona gerçeği anlatırsam yüreğine iner. Allah korusun. Anlayacağınız çok zor durumdayım. Hocam benimle sahte evlilik yapar mısınız? Sizinle sahte evlilik fikri bile saçma tabii. Size aşık olduğumu söyledim ya. Var mı ötesi? Evet, sizden bir cevap bekliyorum. Olmaz. Olmaz Zehra. Sonuçta ben... yani bir din adamıyım. Örnek olduğum insanlar var burada. Diyanet benim sahte evlilik yaptığımı öğrense... benim halim ne olur? Bir düşünün. Öğrenmez hocam, olur böyle şey? Kimse öğrenmez. Lütfen, söz veriyorum, aramızda kalacak. Dedem zaten öğrense beni mahveder. Maalesef Zehra Hanım. Yani bu konuda size yardımcı olamayacağım. Ozan okulu. Kusura bakmayın. Benim gitmem lazım. İyi günler Zehra Hanım. Zehra ne oldu? Ne dedi? Kabul etmedi. Yapma ya. Ne yapacağız şimdi seni? Her namaza gelin böyle, her namaza gelin. Hocam. Ne olacağım, yine sorun mu var? Evet hocam. Şey diyecektim hocam. Kertenkele öldürmek günah mıdır hocam? Ne? Kertenkele mi? Evet hocam. Nereden çıktı şimdi bu evladım ya? Hocam bugün duvarda gördüm. Ha, duvarda mı? Ha. Böyle söylesene be oğlum. Ben ne söyledim hocam? Ne bileyim icabı. Senin ne söylediğin belli olmuyor ki. Hicabi, Müslüman ne dediğini bilmeli, ne söylediğini bilmeli Hicabi. Günaydın Bahtiyar Efendi. Günaydın. Ekrem Bey sizi bekliyor. Sağ ol. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sana nasıl teşekkür etsem az. Torunum için yaptıklarının hakkını ödeyemem. Ben bir şey yapmadım efendim. Nasıl bir şey yapmadın? Eğer sen olmasaydın
O saldırganlar torunumu parçalayacaklardı. Sen onun hayatını kurtardın. Estağfurullah. Biricik torunumu gönül rahatlığıyla emanet edeceğim bir kahramansın sen. Damat, öp bakalım elimi. Nişide Hanım. Buyurun Ekrem Bey. Ev ahalisini salona topla. Söyleyeceklerimi onlar da dinlesinler. Baş üstüne efendim. Buyurun. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz sizi buraya niye topladım. Merak etmeyin, endişelenecek bir şey yok. Hayırlı bir iş için buradasınız. Ziya Hoca'yla canım kızım, her şeyim, en kıymetli varlığım Zehra'm evlenmeye karar verdiler. Bu hayırlı haberi hepinizle paylaşmak istedim. Biz büyük bir aileyiz. Ailemize Ziya Hoca gibi değerli bir zatın katıldığını ilk benden duymanızı istedim. Artık herkese ilan ettiğimize göre bu işi fazla uzatmamak lazım. Gençler, hemen düğün hazırlıklarına başlayın. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Başınıza bela oldum resmen. Eminim beni tanıdığınızda bin pişmansınızdır. Yok, yok öyle bir şey canım. Ziya Hocam. Efendim? Merak etmeyin, bu böyle devam etmeyecek. Bir şekilde çözeceğim bu sorunu. Açıkçası bu yolunu bulacağınıza eminim. Ben sizi ve Ekrem Bey'i üzmek istemem. Ama bu oyunla daha fazla böyle devam etmemeli Zehra Hanım. Benim de çevrem var, bunu çevreme açıklayamam. Bu konuda da ben sizden anlayış bekliyorum. Zehra ne oldu? Ziya Hoca fikir mi değiştirmiş? Oynayacak mı sahte damat rolünü? Oynamayacak. Çevresinin anısı anlatacakmış bu durumu. Kızım sen de birazcık ısrarcı olsaydın. Ne yapsaydım Selin? Ayaklarına mı kapansaydım? Kabul etmiyor işte. Zaten utancımdan adamın yüzüne zor bakıyorum. Sadece teşekkür edebildim. Zehracığım bak bir şekilde Ziya Hoca'yı ikna etmek zorundayız. İş ciddi kızım, görmüyor musun? Uf, görüyorum Selin, görüyorum. Bu eksikti. Kalk, kalk. Ya Şevket, senin ne işin var abi burada ya? Ya kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Her gün aynı muhabbet, bu ne ya? Zaten kıyafetlerimle içeride kaldı, damat gibi geziyorum. Bana misafir muamelesi yapma, gözünü seveyim ya. Ne misafiri Şevket, ne misafiri ya? Bir gece idare ettik. Abartma, gelme artık abi buraya. Oldu kardeşim, bir de kov istersen. Bas da tekmeyi, onlar şuradan. Allah Allah. Of. Kardeşim, senin bir şey canın mı sıkkın? Evet Şevket, benim canım sıkkın. Benim bugünlerde her şeye canım sıkkın Şevket, her şeye. Of! Bence Ziya Hoca çevresinden çekindiği için kabul etmiyor. Yani sonuçta adamın mesleği, ortamı ayrı. Bizim gibi değil Zehracığım. Hani ne bileyim, seninle göründüğü zaman mahallede laf ederler. E? E'si?
seni onun ortamına uygun hale getirirsek bu meseleyi kökten çözmüş oluruz. Nasıl olacak o? Anlamadım. Kendini bana bırak. Ben halledeceğim arkadaşım. Görüyorsun değil mi? Kız bizimle sahte evliliğe bile yanaşmazken şimdi yalvar yakar peşimizde. Ya kardeşim sen şaka maka işleri iyice ilerletmişsin ha. Neyi ilerletmişim Şevket, neyi ya? Sen beni dinlemiyor musun oğlum? Kız bizi oyuncak gibi kullanmak istiyor işte, anlamadın mı? Şaka maka sen şimdi saraya damat mı oluyorsun be kardeşim? Ya sen ne diyorsun Şevket? Ben pasaportu yaptırıp buradan tüyüyorum oğlum. Ne damadı lan? Seni ben biraz tanıyorsam... sen bu kızı bırakıp iki adım öteye gidemezsin. Saçma sapan konuşma lan. Komiser Ünsal peşimde. Deli Kenan desen ayrı. Ben burada durur muyum daha ya? Ne kızı oğlum? Ben yarından itibaren yokum oğlum, yokum. Oh Çağatay, hoş geldin. Melis, Çağatay'a müjdeyi verdin mi? Verdim dedeciğim. Güzel. Çağatay, Zehra'yı evlendiriyorum. Bundan sonra daha mutlu bir ortağın olacak. Ekrem Bey. Efendim? Akşam yemeğimiz hazır. Aa ne güzel. Hadi bakalım. Buyurun güzel bir akşam yemeğine geçelim. Hocayı da çağırın. Buyurun. Buyurun. Zehra. Bir konuşabilir miyiz? Zehra. Neler oluyor burada? Neden bahsediyorsun Çağatay? Hiçbir şey anlamıyorum. Burada herkes senin bir hocayla evleneceğini söylüyor. Ne saçmalıyor bunlar? Asıl sen ne saçmalıyorsun Çağatay? Benim kiminle evleneceğimden sana ne? Ha? Buraya bunun için mi geldin sen? Zehra, bir hocayla evlenmeyi kendine nasıl yakıştırırsın? Seni anlamıyorum. Beni anlamak zorunda değilsin Çağatay. Bak ben seni anlamak için çaba sarf ediyor muyum? Seni sevdiğimi biliyorsun ama. Of gerçekten ben seninle uğraşamayacağım ama bu ne ya? Gerçekten anlamıyorum. Delirdin mi sen? Hoca nedir ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Senin o hoca diye küçümsediğin adam var ya... senden bin kat daha anlayışlı ve daha nazik. Çağatay sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yani buraya insanların huzurunu bozmaya mı geldin? Hayır. Şu meşhur hocayı görmeye geldim. Neymiş kimmiş de Zehra'nın kalbini böyle çalabilmiş? Bir de kendi gözlerimle görünüyor. İyi o zaman. Çok beklemeden muradına ereceksin. Kendileri de teşrif etti. Bak orada. Ben artık müsaadenizi isteyeyim malum. Sabah namaz var, erken kalkmam lazım. Ben geçireyim sizi. Hiç gerek yok Zehra Hanım. Siz arkadaşlarımızı yalnız bırakmayın bence. Tekrardan iyi akşamlar.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aferin Zehra. Bak gördün mü? Nasıl da girdin Ziya Hoca'nın gözüne. Çok güzel girdim. Şu anda kendim dünyanın en ikiyüzlü insanı gibi hissediyorum Selin. Ya asma suratını. Yani biliyorum sen böyle şeylerden hoşlanmazsın. Ama ne yapalım, Ziya Hoca'yı ikna edene kadar hoşuna giden her şeyi yapacaksın. Ya sen kendini sanıyorsun lan. Hadi lan, sen kimsin oğlum? İki adam dövmekle kahraman mı oldun lan? Fırsatçı herif seni. Rolümü çalıp Zehra'yı kurtarıp benden alacaksın ha? Ha, demek o dalga dümen tezgahı kuran sensin. Adamları da sen tuttun. Adamları paket edeceksin. Zehra'nın gözüne girip kahraman olacaksın ha? Güzel tezgah. Sen ne fırsat kolluyordun lan? Oğlum bana bak. Bir daha seni Zehra'nın yanında görürsem dinime imanıma o cenaze namazını ben kıldırırım. Anladın mı lan beni? Ulan sen ne biçim hocasın lan? Sen bittin oğlum. Sen göreceksin. Ulan el kol hareketi yapma. Yürü git buradan. Ayağımın altına almayayım seni burada şimdi. Zengin bebesi. Sen başka bir yerde artistlik yapacaktın bana ki. Gör o zaman ne olur. Artist. Hay Allah'ım, bu da burada uyumuş ya. Sen eksiktin, sen de geldin, tam oldum yani. Oha. Herif horlamıyor, gürlüyor ya. Ey Allah'ım, bir insan böyle bir sesi nasıl çıkarabilir ya? Bir ses lan. Sen insan mısın lan? Şevşen! Nerede? Nerede o bey namazı hoca? Nerede? Bey cemaatin üstü bir... Ya Allah aşkına hocam, bir durun, işi vardır belki. Cemaatimizi hocası bırakmıştır. Şuna bunu bildirelim. Nerede o? Nerede o? Ya Erol amca, belki bir işi vardır. Çekil. Şuna hocam. Tövbe tövbe. Evet, çekil. Esen hanım bu hak ne demektir ya? Nerede bu hoca? Böyle bir şey olabilir mi? Bulacağız o hocayı. Sabahtan beri onu bekliyor. Ya bırakın, bırakın. Nerede bu hoca? Çabuk söyle. İmam. Hoca nerede?
Sabahtan beri onu bekliyoruz. Nerede bu hoca? Orada uyuyor. Yürüyün, yürü. Ya Erol amca bir dur. Yürüyün. Bahtiyar! Bahtiyar! Ekrem Bey geldim. Ne bu gürültü? Kim bunlar be? Mahalle halkı toplanmış gelmiş. İmamı arıyorlar. Şey olan, kaçırın hoca olur. Tamam, sakin. Ya Erol amca belki bir işi vardır. Günahını almayın hocamı. Sen de mi şu hocasın? Niye sabah namazına gelmedin ha? Sabahtan beri bekliyoruz. Neredesin sen ha? Sen sahte bir imamsın. Hayır. İftira efendim. Bunların hepsi iftira. İftira mı? Ey ahali iyi dinleyin beni. Bu adam var ya bu adam. Bütün İstanbul'un aradığı namlı hırsız kertenkele. Ne? Kertenkele mi? Ne? Bütün polis bunu arıyor, bunu. Baba. Baba. Dedeciğim. Hocam doğru mu bunlar? Yalan değil mi? Sahte hoca. Sahte hoca. Sahte hoca. Ne cevabı var? Polis yakalandı. Burada. Kertenkele. Yılların intikamını alacağım senden. Bunun yanına bırakmayacağım. Alın şunu, al. Seni buldum kertenkele. Bakalım bu sefer hangi cehenneme kaçacaksın? Sık. Hayır. Sık kafasını. Hayır, yapma. Açalım. Kertenkele. Hayır! Ya Allah! Sana şükürler olsun Rüyaymış. Günaydın! Günaydın! Herif kabus gibi lan, her yeri suluyor. Arada bir böyle dışarıda yatmayı severim. Hani sabah kalktın mı spor falan olur. İyidir, iyidir. Vücuda iyi geliyor. Günaydın kızım. Günaydın. Nasılsın bakalım? İyiyim. Ben çıkıyorum. Tamam yavrum. Bir şey istiyor musun? Sağ ol kızım. Çok teşekkür ederim. Tamam. Kendine dikkat et, olur mu? Tamam, kolay gelsin. Hadi bakalım. Allah zihin açıklığı versin. Allah Allah. Demek dağcılık sporuyla da ilgileniyor. İlgilenmek de laf mı bey baba? Kitabını yazdı, kitabını. Neyi yazıyor? Kitabını. Nerede? Dağda genelde tırmanırken yazar o. İnerken, çıkarken. Ha, Allah Allah, Allah Allah. Erkek! Ne oldu? Misafirinizi mi arıyorsunuz? Evet. Gördünüz mü acaba kendisini? İçeride kahvaltıda. Ekrem Bey sizi de bekliyor. Sağ ol Bahtiyar Efendi. Bir de direksiyonda görün onu var ya. Ne yapıyor? Hız. Ama nasıl ya? Onun yaptığı hızı gösterecek gösterge daha icat edilmedi o derece. Ama trafiğe kapalı alanda. Pistlerde yapıyor böyle. Çekil. Aa, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Salgılar. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de Şevket Bey'le sizi konuşuyorduk. Methede bitiremiyor. Bitiremez. O methetmeye başladı mı bir türlü bitiremez. İnşallah başınızı şişirmemiştir. Aman estağfurullah. Çok güzel şeyler anlatırsınız hakkınızda. Efendim buyurun. Siz buyurun. Lütfen buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun. Lütfen. Günaydın. Günaydın. Biz de Şevket Bey'le müstakbel kocandan bahsediyorduk. Ya ne zamandan beri müstakbel kocam oldu? Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun lütfen, lütfen. Kısımlar Zehracığım, al şunu yere düşmüş gibi yap. Aa, yere ekmek düşmüş.
Zehra için dillere destan bir düğün yapacağım. Hiçbir masraftan kaçınılmayacak. Ona göre ha. Güzel kızım. Sen bir süre işi filan boş ver. Sadece düğün hazırlıklarını düşün. En mutlu zamanların bunlar. Selin kızım, sen de işe gitme. Arkadaşının telaşına ortak ol. Onu yalnız bırakma. Tamam dedeciğim. Efendim, biz müsaadenizle artık kalksak iyi olacak ama... Rica ederim hocam. Buyurun, buyurun. Afiyet olsun herkese. İyi günler. Şevketciğim, ha? Hadi kardeşim, gel. Oldu, bize müsaade. Ziyade olsun. Kardeşim, benim dimağıma takılan iki tane soru var. Ay, senin dimağına. Dimağına değil mi şimdi? Birincisi, sen bu kızla evleniyor musun? İkincisi, yurt dışına gitmiyor musun? Ne evlenmesi be Şevket? Kızın dedesi üzülmesin diye numara yapıyorum işte. Yürü. Allah Allah. Zehracığım. Planımızın ikinci aşaması. Planın işe yarayacağından emin misin? Aşk olsun Zehracığım, yani bugüne kadar yaptığın planların hepsi tıkır tıkır işledi. Sen hala sorguluyorsun tatlım. Ne var bunların içinde? Selin. Efendim canım. Ziya Hoca'yı fularla mı etkileyeceğiz? Ay Zehra. Canım, biraz okulunun hatası oldu. O fular değil. Şöyle yapıyorsun. Tatlım. Eşarp. Şaka yapıyorsun. Nasıl? Çok güzel. Geçti mi? Vallahi on numara oldu. Bak dur dur, başka renkleri de var bunun. İşte bu renk seni açacak Zehra. Ziya Hoca merhaba. Olmadı mı? Oldu da bak, şu çok yakıştı. Tak şunu, bir aynaya baksana onu takıp. Oldu mu? Vallahi güzel oldu. Şunu da yapalım. Böyle çıkar, çıkar, çıkar. Bak bakayım. Oy. Bak böyle bağlayınca daha güzel oluyor. Ulan bu hicabi ne biçim bir çocuk ya? Evlat olsa sevilmez. Soru, 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 soru. Beynimi yedi namussuz. Hocam! Hocam! Hocam, ben de size geliyordum. Hayırdır inşallah Seval Hanım? Hocam, bana bir muska yazar mısınız? Muska mı? Evet hocam. Namık'tan başka türlü kurtulamayacağımı anladım. Başıma bela oldu hocam, ne olur. Ulan hoca! Ulan hoca! Benim Seval'im ha! Geberteceğim ulan seni. Acele et Zehra. Ay tamam, geliyorum Selin. Bak unutma, her şey konuştuğumuz gibi. Ay anladık Selin, anladık. Evet Seval Hanım. Hocam, başka çarem yok. Hocam, biz de sizi görmeye gelmiştik. Hayırdır inşallah. Sizin derdiniz ne hanımlar? Hocam, bize bir muska yazar mısınız? Muska? Evet hocam. İşlerimizde uğursuzluk var da. Adamda şeytan tüyü var abi, baksana. Bütün kızları mukladız gibi çekiyor ya. Ya şeytanı da, tüyü de soracağım birazdan, görürsün sen. İlk önce ben geldim. Herkes sırasını bilsin. Hoca ilk önce benimle ilgilenecek, değil mi hocam? Hocanın duası herkese yeter. Lütfen kavga etmeyelim. Hanımlar. Hanımlar, lütfen boşuna tartışmayalım. Zaten ben muska falan yazmıyorum yani. Hayırlı günler. Ne oldu? Sahte evliliğe bile hayır derken... şimdi olsun diye taklalar atıyorsunuz küçük hanım. Abi ne yaptın sen ya? Çok acıyor. Ambulans bul, bir şey bul. Tamam. Götür beni hastaneye. Abi tamam, çağıracağım. Bir şey söyleyeceğim. Uğraşmayalım artık şu adamla ya. Bu adam okumuş. Namık abi yeter.
Zehra, niye koşturuyorsun? Muska dedin, getirdin. Biz de adama rezil olduk. Kim bilir nasıl gülüyordur arkamızdan. Canım, olaya iyi tarafından bak. Neymiş canım iyi tarafı? Adam üfürükçü çıkmadı işte. Sen üfürükçü çıktın ama. Gülme. Bak, bak yine hala koşturuyor. Kızım, ayağımda topuklular var. Bir kez daha. Tedavi sonuç vermiş. Hiçbir şey yok. Hepsi sizin sayenizde doktor hanım. Çok şükür. Bir saniye. Bu senin için. Bu da senin için. Teşekkür ederim. Yapmayın doktor hanım. Zaten çok mahcubuz size karşı. Ne münasebet. Ben görevimi yapıyorum. Ufak tefek hediyeler aldım mahalledeki çocuklara. Bunlar da İsmail ile Ayşe'nin hakkı. Biz size olan hakkımızı nasıl ödeyeceğiz acaba? Lütfen. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Ben de birinde doktor olacağım. Peki, tamam. Şifa olsun. Sağ olun. Buyurun, hadi bakalım. Gel. Hay babanın soyuna senin be. Böyle motor mu kullanılır? Doktor hanım, iyi misiniz? Ya böyle motor kullanılmaz ama ya. Yardım edin. Zahmet etmeyin, ben hallederim. Yok yok, olur mu öyle şey? Sanırım duymadınız. Ben hallederim dedim. Lütfen işinize bakın. Tamam. Tamam ya. Yok. Bırak o zaman. Bırakmam. İnatçı keçi. Üzülme. Üzülme abicim. Bak sen kazandın. Çoğu sende kaldı. Ama kulağı koptu. Merak etme. Düzeltirim ben onu. Canım kardeşim. Hadi bir daha oynayalım. Betül. Ben de sana bakmaya çıkmıştım kızım. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ ol. Afiyettesinizdir inşallah. İyiyiz, iyiyiz. Motor buradan geçerken Betül Hanım'a böyle bir çarpar gibi olunca poşetler de aldı. Ben de yardım edeyim dedim. Çok teşekkürler hocam. Nasılsın kızım, iyi misin? Bir şey yok ya. Hocam, eğer müsaitseniz size bir çay ikram etmek isterdim. Kurabiyeleri de fırından yeni çıkartmıştım. Yok, sağ ol. Şimdi acil gitmem lazım benim. Peki hocam, peki. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Ay kızım, senin de şu Ziya Hoca ile bir türlü yıldızın barışmadı. Şu adamdaki kibarlığa bak. Hadi gel. İyi misin sen? Haydi Allah kabul etsin. Hocam, vaaz verir misiniz? Biraz işim var Halil Efendi ya şimdi. Kırmayın bizi hocam. Geldiğiniz ilk gün verdiğiniz vaazın tadı damağımızda kaldı. Zaten o günden sonra bir daha vaaz vermediniz hocam. Evet hocam, lütfen kırmayın bizi. Şimdi işim var Oğuz Bey. Başka bir zaman inşallah. Hocam, ne iyi olur. Kırmayın bizi. Peki. Buyurun. Evet muhterem cemaat, bugünkü vaazımızda da şu konuya değineceğiz. Bir kitaptan çok sevdiğim bir paragrafı bir not defterine yazmıştım.
Sevgili Cemal, bu defter benim hayatımda çok önemli bir yer tutar. Bu defter bana çok saygı duyduğum bir hocamdan kalmıştır. Medine'de bir bayram sabahı. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sokakta oynayan çocukları görür. Aralarında bir çocuk vardır ki diğer çocuklardan ayrı bir yerde duruyor ve ağlıyordur. Sevgili Peygamber Efendimiz, çocuğum, seni böyle ağlatan nedir diye sorar. Çocuk, efendim, herkesin annesi babası var ama benim yok diye cevap verir ağlayarak. Üzerine sevgili Peygamberimiz çocuğun başını okşayarak, evladım, ister misin babam ben, annen Ayşe, ablam Fatma, Ali de amcan olsun der. Çocuk sevgili Peygamberimizin gözlerine sevinçle bakarak haykırır. Sizi şimdi tanıyabildim ey Allah'ın Resulü, nasıl istemem der. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatına kadar yanından ayırmadığı bu çocuk bir gün sokakta şen şakrak oynarken arkadaşları ona der ki, sen daha önce hep mutsuzdun, ağlayıp duruyordun. Şimdi ne oldu da böylesin diye sorarlar. Çocuk, daha önce yetim ve öksüzdüm. Şimdi Peygamberimiz babam, Ayşe annem oldu. Fatma ablam, Ali de amcam oldu cevabını verir. Ve bütün çocuklar imrenerek keşke biz de senin gibi olsaydık derler. Tülin Hanım, bu evliliği engellemeliyiz. Bunu söylemek için mi acil benimle görüşmek istedim? Ben çocuk değilim Çağatay. Zehra'yı elde edemediğin için böyle söylüyorsun, anlıyorum ama bundan bana ne? Tülin Hanım, bakın bu mesele sadece benim meselem değil. Gözünüzü açın. Bu hocanın neler yapabileceğinin farkında değilsiniz. Nasıl yani? Sen hocayı daha öncesinden tanıyor musun? Zamanı gelince onu da açıklayacağım. Ama şu anda sadece şunu bilin yeter. Hani
şu Zehra'nın şehir eşkıyalarından kurtarılma durumu vardı ya. Evet. Onlar hocanın adamlarıydı. Yani Zehra'yı etkilemek için böyle bir kumpas kurdu. Bizzat ben biliyorum. Ama lütfen bana şu an daha fazlasını sormayın. Zehra'yı kandırmak için kim bilir daha ne yalanlar söylemiştir. Ben bile tahmin edemiyorum. Bakın, çok sinsi biri. Ekrem Bey'in servetine konmak için her şeyi yapacaktır. Zehra'yı kandırdı. Ekrem Bey'i de kandıracaktır. Ekrem Bey çok yakın bir zamanda yeni bir vasiyetname hazırlatırsa hiç şaşırmayın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme enteselam ve minkeselam. Tebarekte ya zelcelali vel ikram. Çok güzel okudun be. Ala Resulina salavat. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin. Nasıldı namaz ama? Harbiden çok iyiydi be kardeşim. Biliyor musun? Harbiden senin sayende hayatımda ilk defa namaz kıldım ha. Kardeşim. Ne oldu lan? Ya sen şimdi harbiden gidiyor musun? Gidiyorum Şevket. Yapacak bir şey yok yani. Oğlum ben seni çok özleyeceğim. Ya Şevket, ben de özleyeceğim oğlum. Arada bir böyle sert konuşuyorum, kalbini kırıyorum ama... ya sen de sigortalarımı attırıyorsun be birader. Neyse. Hadi ben kaçtım. Hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Cengiz. Kenan abi, pasaportçunun eski evinin de yeni evinin de çevresinde pusu kurduk. Gidin getirin şu kertenkeleyi bana. Kuyruğu elinizde kalmasın ama. Emredersin abi. Tek parça haline getireceğiz. Yürü. Komiserim, kertenkele kesinlikle pasaportçunun eski adresinde olamaz. Buraya gelecektir. Biz doğru yere tezgahı kurduk. Kişilerime güveniyorum. Soracağım. İleride polis olmak isteyecek olan gençlere, böyle özellikle gardiyanlıktan gelmiş yetenekli gençlere tavsiyeleriniz neler olur? Levent, kapa çeneni. Ama amirim, biliyorsunuz ben de polis olmak istiyorum. Levent, dikkatimi dağıtıyorsun. Bir sus be oğlum.
getirdiğime pişman ettin ya. Kertenkele değil mi lan bu? Amirim demiştim size hislerime güvenin diye. Yakalayacağız onu, yakalayacağız. Şş, sus lan sus. Bütün ekiplere, bütün ekiplere. Benim haberim bu olmadan hareket et. Demek yok. Anlaşıldı mı? Emredersiniz amir. İyi akşamlar. Kimsin? Ben Kertenkele. Güvercin Ali gönderdi beni. Birkaç defa gelmiştim. Yenge söylemiştir. Bekleyin. Bekleyin. Bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum abim. Bekleyin. Pasaport hazır mı kardeşim? Tamam. Merak etme. Ne oluyor lan? Polis! Yürü, yürü! Tüm ekipler harekete geçin! Ne yapıyorsun oğlum sen? Manyak mısın? Gerizekalı mısın? Sen nereye lan? Sen nereye? Kertenkeleyi yakalayacağız. Lan operasyonun işine s*** lan. Ya amirim ya. Bekle burada. Sen de sonra hesaplaşın. Hep kelepçe, hep kelepçe. Amirim! Amirim! Ay şerefsiz, adamlarıyla mı gelmiş? Say söylüyorum onu, unutmayın. Alo. Abi, kertenkele yalnız gelmemiş. Adamları bize ateş ediyor. Ne yapalım abi? Adamların... Sakın onu öldürmeyin. Ayağından vurup öyle getirin o bana. Peki abi. Ya bunun vidası nerede ya? Ne sizi yakalayamaz ki bunlar kertenkeleyi? Amirim! Durma, hadi, hadi, hadi! Polis mi şunlar, polis! Kaçın! Lan polis! Polis, polis! Alo, Kenan abi. Kertenkele adamları değilmiş bunlar. Polis mi şunlar? Allah cezanızı versin Cengiz. Bir polisle sivili birbirinden ayıramıyorsunuz lan. Sakın ha polis vurmayın ha. Şunu açabilir misin kedicik ya? Arkadaşlardan bir yardım istesen, he? Vallahi amirim arabanın üstüne çıktığını görse yemin ediyorum... ...tutar seni ensenden atar caddenin ortasına. Ah! Ne asırıyorsun be? Yat yere, yat! Oha! Seni polis zannettim. Ha, bir polis kılığına girmediğim kaldı zaten. Neyse. Getirdin mi pasaport yanında mı? Senin pasaport yanında gitti kardeş. Ne? Anlamadım. Ya polis baskın yapınca yaktım. İyi. Allah'ım ya. Tövbe tövbe. Ulan benim bir işim rast gitmeyecek mi kardeşim? Ya senin iyiliğin için. Kimliğin ortaya çıkmasın diye. Ne olacak şimdi? Bak, beni dinle. Benim bir sürü arazi olmam lazım. Bak, 3-4 gün sonra bu adrese gel. Tamam mı? Merak etme. Senin pasaportu halledeceğim. Tamam. Dur, dur. Al şu montu. Öksürüp duruyorsun. Ölüp git de bari lan. Lazımsın bana işte. İyi. Allah razı olsun. Hadi ben kaçtım. İnsene oğlum aşağı. Yavrum aşağı insene. Amirim! Amirim!
Gel hadi gel. Ne yapalım, yine hocalık yapmaya devam edeceğiz. Lan gerizekalısın, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun gerizekalı? Ya amirim, neredesiniz siz bana? Lan senin yüzünden adamları kaçırdık ulan. Ulan senin yüzünden elimle kertenkeleyi kaçırdım gerizekalı. Amirim siz yokken bana kedi saldırdı ya. Başlatma lan kedinden. Ulan selfie çekmek senin neyine lan gerizekalı? Gel buraya gel. Daha çok işimiz olacak seninle anlaşılan. Ne yapalım? Yine hocalığa devam. Ben yokum diye kaçtı kertenkele işte. Sus lan, sus! Bütün ekiplerin dikkatini. Kertenkele ve adamlar elimizden kaçtı. Gerizekalı. Senin yüzünden kertenkele elimden kaçtı. Amirim ben onu nasıl yakalayacağımızı biliyorum. Bin lan arabaya. Amirim. Bin lan arabaya. Bin, bin. Yakalayacağız. Bin. Onu nerede yakalayacağımızı çok iyi biliyorum. Bu böyle olmaz Selin. İşler daha fazla çığırından çıkmadan ben dedeme her şeyi anlatacağım. Saçmalama Zehracığım. Adamın yüreğini mi indireceksin? Ablacığım. Evlilik kararını tebrik etmek için bir türlü fırsat olmadı. Kıyamam. Özür dilerim. Rica ederim, olur mu öyle şey? Teşekkürler. Tebrik ederim, hayırlı olsun. Sağ ol. Su getireyim mi, ister misin? Zahmet olmazsa bir bardak su içerim Yasemin. Ne zahmeti ablacığım? Herkes benimsemiş bile. Yok, ben dedeme her şeyi anlatacağım senin. Zaten ben anlatmazsam en sonunda Ziya Hoca dayanamayıp o anlatacak. Aa, ciddi ciddi gidiyor. Zehra. Zehra. Canım benim. Bak hiç sağlıklı düşünmüyorsun. Ha, bir dur Allah aşkına. Dede. Söyle bir tane. Dedeciğim biraz konuşabilir miyiz? Çok önemli. Konuş canım işi. Nikah tarihini mi kararlaştırdınız yoksa damadımla? Onu mu söyleyeceksin? Dedeciğim ben aslında... Ne zaman derseniz bana uygundur. Hiç merak etmeyin. Kararınızla beni dünyanın... En mutlu insanı yaptınız zaten. Bir de seni böyle telli duvaklı gelin olduğunu göreyim. Rahat rahat. Ebedi uykuma dalarım. Ne böyle ne kalmayacağız. Kendi aileni koruyorsun işte. Kocan, çocuklarım olacak. Ağlamadın ki. Çenem düştü. Lafını ağzına tıkadım. Ne söyleyecektin sen bana? Önemli dedin ya. Seni ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. İlla beni de anlatacaksın ha. Selin, gel. Al şu arkadaşını. Aşağıya inin. Gelinlik modellerden seçin. Şekerleri kararlaştırın. Hadi. Peki dedeciğim. Zehracığım hadi. Dur.
İyi geceler. Söyleyemedim işte, söyleyemedim. Ne yapacağım? Zehra, neler oluyor? Ne bu halin? İyi misin? İyiyim ben, yok bir şey. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Halime bak hali. Hale şu halime bak. Şu halime bak ha. Özür dileyemedim senden. Koluna girip de ait olduğun yere gel, evine gel diyemedim. Hepsi o şerefsiz kertenkele yüzünden. İnat etti. Yakalandırtmıyor kendini. Siz hangi deliğe girmiş olursan ol. Yakalayacağım lan seni şerefsiz. Yakalayacağım. Bu acıkmış tutmalı bir türlü ben. Dur.